Günaydın. Bugün burada Hassa Mimarlık olarak bulunmaktayız. Bizim şirketimiz inşaat şirketi, İstanbul'dayız. Ve mimar Hilmi Şenalt tarafından yönetiliyor ve burada aslında kendisinin çalışmalarını sunacağız. Hassa özel bir mimarlık ofisi ve Osmanlı usulüne, Osmanlı mirasına ve mimari mirasına dayanarak işler yapıyoruz. Ve buradaki mimari gelenek ve duruş mükemmel bir şekilde devam etmemiş geçtiğimiz günlerden bugüne mükemmel bir şekilde aktarılmamış maalesef ki. Ve Mimar Şenal Osmanlı usulü mimari de İslam usulü mimari de uzmanlaşmaya odaklandı ve kendi işçilerini, zanaatkarlarını, çalışanlarını da bu şekilde eğitiyor her zaman. Çünkü söylediğim gibi zanaatkarlığın geleneksel yönü mükemmel bir şekilde maalesef ki günümüze kadar gelemedi. Bu sebeple de Hassa bir tasarım ve mimarlık şirketine dönüştü diyebilirim. Saf klasik Osmanlı usulünün yanı sıra, Osmanlı usulü mimari projelerin yanı sıra Hassa Mimarlığın yeni deneysel çağdaş projeleri de var, modern projeleri de var. Bunlar yine mimari gelenekten beslenerek, Osmanlı mimarisinden beslenerek oluşturduğumuz deneysel çalışmalar diyebilirim. Bugün sizlere Hassa mimarlığın nasıl algıladığını, İslami desenleri nasıl algıladığını anlatmak istiyorum. Çünkü elbette İslami desenlerde çok özellikle çok spesifik bir geometri söz konusu ve Hassa mimarlık nasıl yeni bir kapı açabilir gelecekteki mimarlar için, gelecekteki mimari tasarımlar için, tarihi mirasın yanı sıra, sahip olduğumuz tarihi mirasın yanı sıra gelecek için de bir şeyler katmalıyız, oluşturmalıyız ve buradaki temeller yapısal anlamı, bu desenlerin yapısal anlamı yeni mimari formlara yol açabilir. Bu kimlik anlamında geçmişten aktarılabilir. Şimdi öncelikle sizlere özel bir örnek göstermek istiyorum. Peygamber Efendimizin kendi kürkü, hırkası İstanbul'da biliyorsunuz hediye olarak verilmişti Veysel Karani'ye Peygamber Efendimiz tarafından. O günden beri de İstanbul'da İstanbul'da sergilenmekte. Ve burada hırkanın sergisi devam ediyor. İlginç olan şu ki geometrik desenler bizim gördüğümüz analiz etme, yani hırka üzerinde bazı geometrik desenler gördük ve analiz etme fırsatımız oldu. Lütfen şunu unutmayın ki bu 6. yüzyıldan. Bakın burada hırkanın kendisini görüyoruz. Bugün oldukça özel bir şekilde korunuyor. Bu genel görünümü. Genel görünümüne bakacak olursak çok özel gözükmüyor ama şimdi bazı yakından bakalım bu hırkaya. Bakın çok küçük bir zoom yaptık. Bakın burada ne görüyoruz? Bunlar çok küçük. Belki bir iğne deliğinden bile küçük noktalar. Bakın mükemmel bir geometrik desen var etrafında. Burada da yine aynı şekilde. This is also very interesting for rolling technique also. Bu yine örme tekniği için de çok ilginç. Çünkü çok çok küçük detaylar var bakın burada. Uh,
Bu mükemmel bir örnek Peygamber Efendimizin kendisinden, kendisi biliyoruz İslam dinimizin kaynağı. Bu bizim için çok ilham verici. Çünkü İslami mimari açısından ve geometri açısından çok derin bir şekilde ilişki kurabileceğimiz bir eser bu. We will show you the Turkish Pavilion, the Turkish Pavilion in Expo 2005. 2005 yılında bir sergiye katıldık. Bu sergide geometrik desenlerle ilgili yeni deneyimler söz konusuydu. Ben şimdi sizinle size Bay Sırışaner'i tanıtmak istiyorum. Kendisinin bir sunumu olacak bu projeyle ilgili. Gentlemen, welcome again, and I will present Expo AG Turkish. But we actually. Ama aslında özel bir eski bir tarihi sistem kullandık. Bu sistemin adı da Türkçe'de Arşın. Bunu Amerika'dan biliyor olabilirsiniz. Örneğin gıda sisteminde olduğu gibi daha önce de çok güzel uygulanmış İslami sanatta da, İslam sanatlarında da. Burada ölçümleri kullanıyoruz. Bu ölçümleri kullanıyoruz. Görebileceğiniz üzere. Bir arşın 35 santimetreye denk geliyor. Daha sonra da 75 santimetre, özür diliyorum. Ve bu ölçümlerin en küçük olanı bir örümcek ağı, buna aslan İslami sanatta ankebut deniliyor. Bu örgü için ama aynı zamanda örgü örmek için ama aynı zamanda İslami mimaride de kullanılan bir desen. Burada örneklerimizi görebilirsiniz. Karnas uygulama örneklerimiz. Bu karnas yine aynı şekilde devam ediyor. Bir kristal formunda. Burada da daha detaylı görebilirsiniz alt kısımda. Bunlar da tasarımlar. Tasarımlarımızdan bazıları yine. Spesifik bir ızgara var burada. Buraya bazı yıldızlar ekleyebilirsiniz. Ve üç boyutlu olarak düzenlediğinizde bu şekilleri elde edersiniz. We put this just to show that this. Bunu yalnızca sizlere şunu göstermek için ekledik. Burada Selimiye Camisi'nin iç kısmını ilk gökdelen olarak atfedebiliriz. Bir gökdelen değil ama 3 basamak var. 3 kişi dışarı çıkarsa, balkona çıkarsa it is not able to. They can't see each other. Birbirini göremez. Yani 3 farklı çıkış var yukarıya. And other examples that we put here. And now I wanted to start the Turkish Pavilion. Şimdi Türkçe Türkiye standını göstermek istiyorum size. We have the 3 structures. This is called the timber. Bakın burada timber kubbesini görüyorsunuz. Aynı zamanda bunu Entrance of Islamic Science and Technology Museum. And as you can see, you have ve burada görebileceğiniz gibi 2 boyutlu desen var yerde. Bu desen 3 boyutlu olarak taşınmış. Aynı desenin projeksiyonunu görebilirsiniz. Yine bir örümcek ağı şeklinde. Bakın kubbenin üzerinde uzanıyor. And these are the other structures and it has the same principle. And the other one. Bu da diğeri. And as you can see this is after our design. Bu da tasarımımızdan sonraki görünüm. Kazakistan'daki shutter yine aynı açıyı takip ediyor. Açılara bakacak olursanız
It's the same. Aynı olduğunu görürsünüz. And some views from the pavilion. And let me show you the. Şimdi sizlere. How we raise the structure to third dimension. Bu yapıyı üç boyutluya nasıl taşıdık onu göstereyim. So this is the second dimension and we are raising the third dimension. İki boyutlu ve bu şekilde üç boyutluya dönüştürüyoruz. Then you got the timber dome. Sonra da timber kubbesine ulaşıyorsunuz. Let's see again. Bakın tekrar görelim. Now I would like to my because we want to talk about the universal principles. Evrensel ilkelerden bahsetmek istiyoruz. Bu mimari yapının altında yatan. Biz burada deneysel bir yöntem takip ettik. Bu ilkesel boyutta ve aynı zamanda İslami düşünceyi, İslami felsefeyi de entegre etmeye çalıştık. Şimdi daha detaylı bahsedeceğim bundan. Sergide 60'ın üzerinde ve 3,5 günde 3,5 milyon tarafından, milyon insan tarafından ziyaret edilen 60'ın üzerinde bilgilik ya da bilgiler sunuluyordu. Burada İslami mimari, geometri desenleri, iki boyutlu ve üç boyutlu geometrik desenleri içeriyor. Size biraz önce gösterdim. Ve burada Mukarnas adını alıyor. Aynı zamanda figürel temsiller de var Mukarnas'ta. Karakter temsili de olabilir. Geometri değil ama karakter temsili. Ve buna da arabesk deniyor. Burada da bazı örneklerini görebilirsiniz. Sol kısımda olan Victoria ve Albert Müzesi'nde, sağ kısımda olan yeni inşa edilmiş bir cami, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii. Mukarnas İslami heykel olarak adlandırılabilir. Burada görebileceğiniz gibi iki boyutlu bir kompleks. Kompleks planı. 9 kenarı var. Aynı zamanda 5 noktalı yıldızımız var. It says 10, right? 10 değil mi? 10, evet. 10'la başlıyor zannediyorum. Bu da Tokat'ta. 1949 yılında inşa edilmiş. Burada derin sularda, galaksilerde elektronlarda, atomlarda, moleküllerde her neyse geometriyi görüyoruz. Ve doğayı okurken the Turkish pavilion starts from the universal principles and the main concept was based on geometric patterns and Mukarnas and also fractals. Mukarnas vesaire daha önce size söylediğim gibi yöntemlerle başladı. Örme ya da daireselleştirme burada metafor olarak kullanılıyor. Biz yapılarımızı şekillendirirken kullanıyoruz. Aynı zamanda İslami felsefe açısından da bakış açımız var. Ve açıkladığım timber kubbesiyle ilgili bir yapı. Burada bir desen var. Bunu yere koyuyoruz ve daha sonra yarıya kesiyorsunuz ve bir açıda döndürdüğünüzde bu şekli elde ediyorsunuz. Diğeri farklı bir, küçük farklı bir desen var öncekiyle kıyasladığınızda. Daha sonra bu küçük bir rotasyon uyguluyorsunuz. Yine
A gibi, spiral gibi, aynı yöntemi yarıya kesmek için kullanıyorsunuz. Daha sonra döndürdüğünüzde bunu elde ediyorsunuz. Peki, İslami mimaride sahip olduğumuzu nasıl bulabiliriz? İslami felsefeyle örtüşmeler olabilir mi? Soru buydu. Cevaplamaya çalıştığımız soru buydu. İslami ruhaniliğin merkezi El-Vahdet-i Vücud. Yani var olmanın birliği olarak çevirebiliriz. Emin Arabi kendi döneminde bu konsepti oluşturdu. Aynı zamanda Celaleddin Rumi vesaire de bu konsepti benimsedi. Şimdi ben burada İbni Arabi'den bir alıntı yapmak istiyorum. Dünyadaki formlarla ilişkili olarak her şey yok olacaktır. Ama gerçeklikle ilişkilendirdiğimiz zaman formlar yok olmayacaktır ve yok olması mümkün değildir. Yani Ahmet Gazari daha iyi açıklamış burada. Aslında bir önceki alıntının açıklaması gibi, yani her şeyin iki yüzü vardır. Kendi yüzü ve Tanrısının yüzü, Allah'ının yüzü. Kendisinin yüzü hiçbir şeydir. Allah'ın yüzü ise var olmaktır. Bu yüzden de varoluşta sadece Allah vardır. Yani eğer yaratıcısıyla ilişkilendirmezsek hiçbir anlamı yoktur. Aynı zamanda bu aynı görüşü Kur'an'da da bulabiliriz. Sultanahman 55. ayette cennette her şey varoluşumuz sihirle doludur ve bunu inkar edemezsiniz. Örneğin evren yok olacak elbette bir şekilde. Ama burada en kötü nokta şu ki Allah'ın yüzü, yaratıcının yüzü, en güzel nokta şu ki Allah'ın yaratıcının yüzü her daim var olacak. Yani var olma birliği, var olmak ve yaratımla ilgili. Bir başka deyişle, biz Allah'la birlikte var oluyoruz. The view I put at the bottom. Bu alta bir şekil koydum. Bu İbni Arabi'nin ürünü. Ama daha iyi açıklayan uzmanlar da var. Öncelikle hareketine bakalım. Efal deniyor buna. Eylemlerine, aksiyonlarına baktıktan sonra bu eylem daha sonra katkılarıyla ilişkilendirilmeli. Yani isimleri ve kalitesi. Daha sonra da Allah'ın kim olduğunu ve Allah'ın varoluşunun ne olduğunu anlayabilirsiniz. Elbette bu yeterli değil. Bunları insanlarla ilişkilendirmemiz gerekiyor, eşleştirmemiz gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için, eylemler için dua etmeniz lazım. İsimler ve kaliteler için succeed in state of ikhlas, which is being perfect human. We call var olmanız lazım. Allah'ın varlığı içinde. Then we go into permanence and impermanence. İnanmanız lazım. Şimdi Türkçe'de fena en beka durumuna bakalım. Burada bir minyatür görüyorsunuz. On the bottom here. So evet, bunun tercümesine bakacak olursak, ben bu dağın karıyım. Gün ışığı ışısa bile erimeyeceğim ve burada 70 yıl yaşasam da çürümeyeceğim demek oluyor. Yani burada bu adamın kar ve kendisi arasında bir mecazi benzetim yaptığını görüyorsunuz. Çünkü Allah'a aşık ve bu gazel dahi Allah'a olan aşkından dolayı Allah'a yönelik olarak yazılmış bir gazel. Yine biz bunu, bu felsefeyi
burada yaptığımız çalışmaya nasıl uyarlayabiliriz diye düşündük. Temel şeylerden başlamamız gerekiyor. Burada geometride çizgiler, düzlemler, noktalar var ve bunların hareketleri de geometriyi teşkil ediyor, tesis ediyor. Bu kubbede evren ve yaratım sürecinin metaforik bir şekilde mecazileştirilmesini ele almaya çalıştık. Bu noktayı hareket ettirdiğiniz zaman ortaya geometri çıkmakta. Ve burada yaratıcının gücünü, kuvvetini vurgulama gereksinimi hissettik. Kur'an'da 11. surede şöyle der: onun varlığı suya dahi uzanır. Allah her yarattığını sudan yaratmıştır. Bunu vurgulamak amacıyla buraya Mukannas havuzunu yerleştirdik ve suyun nereden geldiğini göstermeye çalıştık ve aynı zamanda suyun önemini vurgulama gereksinimi hissettik. Bu Mukannas örneğine bakacak olursanız, bu bizim zanaatkarlarımız tarafından oyularak hazırlandı ve burada Mukannas'ın yüksekliğini görebilmektesiniz. Temel olarak burada şöyle bir kesit var ve bu kesit tekrarlandığı zaman böyle bir şey çıkıyor karşınıza ve toplam 5 katmandan oluşuyor. 5 katman arasındaki ilişki de burada da görebileceğiniz üzere 6 köşeli yıldız ile tesis ediliyor. Yine bu yaptığımız şekilde de insanın niyetini burada vurgulamaya çalıştık. Hepinizin bildiği üzere dervişlerimiz vardır, semazenlerimiz vardır ve bunu semazenin eteği olarak düşünebilirsiniz. Yani sema sırasında toprağa süpürüyor ve bulutların içerisinde kendisini kaybediyor ve kendisinin bilişi Allah'ın varlığıyla kayboluyor, birleşiyor, bir bütün oluyor ve böylelikle evreni izah etmeye ve evren üzerinde düşünüp taşınmaya teşvik ediyor. Bu noktaların hareket ettirilmesi, çizgilerin, kürenin hareket ettirilmesi suretiyle zamanın göreliliğini vurgulamaya çalıştık. Zaman normalde nesnelerin hareketiyle oluşur. Hepimiz biliriz evrendeki hareket yönlerin hareketleri çoğunluğu atomlar olsun, elektronlar olsun saat yönünün aksi yönde hareket eder. Yine bu hareketler çoğaldıkça zamanı oluşturur, süreyi oluşturur. Ama zaman diye bir şey yoktur. Daha ziyade hareketler vardır. Çünkü biz güneşin hareketine göre hareket ederiz. Ama hiçbir şeyin hareket etmediğini düşünürseniz zaman mefhumunu yitirmiş olursunuz. Yani bu bize kalmış bir algı. Bu standta biz zamanı da vurgulamaya çalıştık hazırladığımız yapılarla. Burada nihai varlıkla bütünleşmeyi vurgulamaya çalıştık. Geometri tefekkürle eşdeğer tutulmaya çalışıldı. Sunumumun sonu. Burada şöyle bir alıntı yapıyorum. Abdülkadir Ceylani'nin sözleri: Allah'ın elini onun işaretçisi olarak alın ve yaptığınız çalışmalara, sanata, bu sanatçının varlığını yansıtmaya çalışın. Teşekkür ediyorum. Bu fuar projesi has mimarlığın buraya nasıl yaklaştığını gösteriyor. Bizim çalışmamızdan birkaç örnek göstereceğim size. Bu İslam
İslam'da bilim ve teknoloji tarihi müzesi. Fuar sona erdikten sonra hazırladığımız eser buraya getirildi. Burada geometrik desenlerin örneklerini görmektesiniz. Ve bu desenle ilgili olarak İznik çinilerini kullanmak suretiyle daha modern bir görünüm sağlamaya çalıştık. Bu hazırladığımız kubbe. Burada bu desenlerin sonsuzluğunu vurgulamaya çalıştık. Çünkü Osmanlı desenleri her zaman sonsuzdur, sınırsızdır ve bu bütün müzelerde, bütün müzenin tamamını kapsamakta, halıda, asansörde, çerçevelerde görebilmektesiniz. Yine holün kendisini de aynı desenle döşedik. Bütün müzede aynı desen kullanıldı. Yani bu yürürken bu desen sizinle birlikte geliyor. Yine ahşapta da aynı desen kullanıldı. Yine Çin'i çalışmaları. Yine bir mimari yarışmasına katıldık. Hassan'ın projesi seçilmedi. Ama ben size bunu göstermek istedim yine. Hassan geometrik desenleri yalnızca bezemeye özgü, süslemeye özgü şeyler olarak algılamıyor. Burada çizgilerin sürekliliğini ve yine yapmış olduğumuz desenlerde bu gücü vurgulamaya çalışıyoruz. Böylelikle daha somut bir şey haline geliyor. Ve biz bunu yalnızca tezyinat dekorasyon unsurları olarak kullanmıyoruz. Burada da görebileceğiniz üzere küçük bir deney çalışması yapıldı. Yine ahşap bir yapı. Maalesef inşa edilemedi. Proje aşamasında kaldı. Ama cami mimarisine yeni bir yaklaşım getireceğini düşünüyoruz. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum. Hızlı hareket etmem gerekiyor zannederim. Bu kullandığımız planlar. Yine bu da ilginç bir örnek. Üsküdar Evlendirme Dairesi. Tasarımını bu şekilde yaptık. Ahşap bir kubbe. Burada çok daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bunu Mr. Bono'nun da söylediği üzere Almanya'dan taşımak durumunda kaldık. Bu Almanya'da yapılan tasarım. Buradaki ahşap malzemeler iki farklı yönde birleştirildi. Çok ilginç bir geometrisi var. Her iki yönde birleştirme işlemi yapıldı, bükülme işlemi yapıldı. Ve her bir parça bütün yönleriyle eşsiz. Burada giriş girizgah aşaması görülebilmekte ve nihai olarak ortaya çıkan ürün böyle şu anda bu şekilde görünüyor. Kendi kendini taşıyor. Herhangi bir kolon sütun yok. Yani yapı kendi kendini oluşturuyor ve desenden ortaya çıkıyor. Herhangi bir destekleyici çelik kolon sütun söz konusu değil. Şu anda yine Üsküdar'da yapımı devam eden bir çalışmamız var. Marmara Üniversitesi'nin içerisinde yer almakta olan bir cami. Yine mimaride yeni bir yaklaşım. Spiral bir proje. Burada geometrik desenler yine görülebiliyor. Ve yapının tamamı desenden türetilmiş durumda. Yine her bir detayda desenin daha da gitgide küçülebildiğini görebiliyorsunuz. Bunlar cam. Buradan da görebileceğiniz üzere içeriye ışığın geçebilmesi için cam malzeme kullanıldı burada.
This is the Ottoman archives. Bu da Osmanlı arşivleri. Çok büyük bir kompleks. Ve milyonlarca Osmanlı eserini, el yazmasını içerisinde barındırıyor. Bu kompleksin tamamı girişteki kısım geometrik desenlerle hazırlandı. Hem iç kısımda hem de dış kısımda. Biz bunları Türk üçgeni diyoruz mimaride. Bu halı tasarımı arşiv kompleksindeki müzenin içerisinde kullanılmak üzere tasarlanan halılar. Ve bu halılar da bütün müzeyi kaplamış durumda, bütün müze alanında bulunabilir. Ve bir bütünlük, birlik hissiyatı veriyor. Yine Türk elçiliği yarışmasını hazırladığımız proje ve desenleri de yapısal birer unsur olarak kullandık. Bu son örneğimiz küçük bir iskele. Burada aktarmaya çalıştığımız hissiyat, bu desenlerin yalnızca bezemeye özgü şeyler değil, aynı zamanda yapısal birer unsur olduğunu vurgulamak ve tamamı cam ile kaplı, çatı, ön cephe, zemin, hepsi bir yapının birer parçası. Biz bu fikri çok beğendik. Yine buradan bazı detaylar görebiliyorsunuz. Sabrınız için teşekkür ederiz. Sunumumuz bu kadardı.